Merhabalar efendim. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Ada Atölyesi, Ankara'da güzel işler yapan. Bulunduğu bir yer. Sevgili Ercan Demirci, Ada Atölyesi'nde bizi ağırlamak istedi bu akşam. Birazcık hasbihal muhabbet edelim diye. Eyvallah. Ev Nasip sahibi olmadı, oradan sordu üstad. katılamadık. Şu bu şekilde olacak gibi. Oldu. Oldu üstad. Artık ev Evet. sahibisiniz üstad. Eyvallah. Biz Ada Atölyesi bahis olursa zaten ev sahibiydik. Eyvallah. Şimdi mekanın da sahibi olduk. Tamamdır. Nasılsınız azizim? Afiyette misiniz? Teşekkürler üstadım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Keremine şükür. Biz de iyiyiz abi. Şimdi usulden ilk önce şeyi sorayım. Nasıl geçiyor Ramazan? Kısaca özellikle bu karantina günlerinde Valla sokak. pek güzel geziyor. Yani Eyvallah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Çok güzel geçiyor. Hani Ramazan-ı Şerif'in kadrini, kıymetini bilmek lazım. Efendim mümin gelişine sevinir, gidişine üzülür. Böyle müjdeler var. Hatta senenin her ayının Ramazan olmasını ister filan. Bu manevi derinlikten, bu kalp kıvamından bağımsız bir şekilde söylüyorum. Yani bir serdar hali olarak söylüyorum. Çünkü öbürünü aklı vermiyor. Kalbim de yetmiyor. Seviyorum ben bu iklimi. Ve bu sene de pek güzel geldi. Yani Ramazan'da bir yasaklardan kaçmak, bir de emredilenleri yapmak gerekiyordu. Evde Eyvallah. olmak itibariyle yasaklardan zaten ister istemez kaçtık. Geriye Çok güzel. azıcık bir emredilenleri yapmaya gayret kaldı. Bilmiyorum onda ne kadar becerebiliriz. Mutluyuz, memnunuz. Korona günlerinde evde kaldık. Hanımla tanıştım. İyi bir insana benziyor falan yani. Çok iyi hocam. Allah muhabbetinizi Allah razı artırsın. olsun cümlemizden. Üstad, başlayalım isterseniz. Tabii, Kısaca tabii. müsaade ederseniz Ankara Düşünce Atölyesi ile alakalı kısa bir bilgi vereyim. Lütfen. Ankara Düşünce Atölyesi geçen sene itibariyle Ankara Kalesi'nde faaliyete geçen bir sosyal, sanatsal, kültürel, bilimsel, entelektüel, akademik kaygısı olan insanların bileşkesiyle beraber oluşan bir yapı. Biz geçen seneden itibaren özellikle atölye faaliyetleri, seminerler, söyleşiler, panellerle sosyal kaygısı, siyasal kaygısı, kültürel kaygısı, sanatsal kaygısı olan insanları ayırt etmeksizin kaygılarında buluşturduğumuz, birleştirdiğimiz faaliyetler yapıyoruz. Atölyeler özellikle biraz daha formal faaliyetler. Burada akademik alanda isim yapmış arkadaşlarla beraber antropolojiden arkeolojiye, tarihten felsefeye, sinemadan tiyatroya çok farklı kulvarlarda yeri geldiğinde 40'lar civarında bir atölye yoğunluğuyla faaliyet gösteriyoruz. Sonbahar, ilkbahar ve yaz dönemi faaliyetlerimiz var. Bir de şu anda olduğu gibi Ramazan'da da 30 gün, 30 söyleşi, hafta sonları da iki söyleşten müteşekkil biraz daha Ramazan'ın ruhuna belki dokunmaya da çalıştığımız ama hafiften böyle bilimsel ve entelektüel kaygıları da muhtevi söyleşiler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ankara Düşünce Atölyesi ile alakalı girizgahımız bu şekilde olsun. Ben hızlı bir şekilde söyleşimize dair ilk belki sorumla ve yorumumla girmiş olayım. Üstad, her romanın, her hikayenin, her filmin bir ilk sahnesi vardır. O ilk sahne, ondan sonra gelen bütün sahnelerin aslında hammalıdır. Bütün sahneler de ilk sahne içindir aslında. Senin üstadım, hikayenin, senin gerçekliğinin ilk sahnesi nedir? Daha sonrasında bizim de temaşa ettiğimiz sahneler, bizim bilmediğimiz hangi sahnenin üzerine yüklendi? Bu konudaki tahammülün nedir? O ilk sahne dediğiniz anda gözümün önüne gelen tek bir yer var. 12 yaşlarındayım. Yani hatta 11, sene 89. Afyon'da bir Allah dostunun geldiğini duyuyoruz. Rahmetli Seyda Muhammed Raşit Hazretleri Afyon'a gelmiş. Rahmetli babaannem gider gelir. Oradan biraz bir biliriz. Hani böyle bir yer var. Ama çok da bir alakamız da yoktur. İmam Hatip talebesiyim. Bizim için mühim şeyler var. Yani Allah ya eyyühellezine amenü tegullaha ve kunu ma sadigin deyince yani biz bu ayetten sadıklarla beraber olmamız gerektiğini anlamıyoruz da ya biz sadığız. Niye kimse gelip bizimle beraber olmuyor kardeşim? Anlıyoruz. İşin orasındayız. Tasavvuf
biraz da ters geliyor açıkçası o bulunduğumuz şeyde. Fakat Afyon bir vesileyle işte Seda Hazretleri gelmiş, çıkalım gidelim diyoruz. Ve mübarek ilk görüşüm böyle bir ağaç, güzel bir ağacın altında oturmuş. İntisap anı, müridan karşısında elleriyle şöyle onların ellerini kaplayarak bir biat alıyor. Ve orada oturup, Ya Rabbi ben pişmanım diyorum bütün yapmış olduğum günahlardan. Zannediyorum ki o ilk kare budur sevgili Ercan abi. Eyvallah. Çünkü sonraki her şey bunun üstüne bina edildi, bunun üstüne eklemlendi. Arkadaşlara da hep bunu anlatmaya çalıştım. Hani bir kişiye gönül vermişseniz hayatınızın merkezinde o gönül verdiğiniz kişi ya da şey o neyse o olsun. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı. Ben aşkı kalbimde kurşun gibi taşıyorum meselesi. Eyvallah. Yani çiçek gibi taşıdığımız vakit olmuyor. Malum ilk kare zannediyorum ki orasıdır. Muhtemelen. Üstad, senin benim zihnimdeki ilk karan belki şu anda senin için de sürpriz olacak. Ben 1994 yılında Ankara'ya geldim. Ankara'ya kaçtım neredeyse. Yani üniversite okumaya da gelmedim. Başka bir sebeple üniversiteyi bahane kılarak Ankara'ya geldim. Adım attığım ilk yer Antalya'dan geldim. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Antalya'dan Ankara'ya geldim. Adımı ilk attığım yer Hacı Bayram'da eski, virane bir şey, Çay konak. ocağı. Bir konak, Evet. konakta. Yani ilk geldiğimde arkadaşlar burası dediklerinde yıkılır mı dedim. Hatırlıyorum o günü, o anı yıkılır mı dedim. Neredeyse yıkılacak kıvamda bir bina. Ve hayatımın önemli bir kısmı Hacı Bayram'da geçti. Bir gün, daha sonrasında da Hacı Bayram'dan okul hayatı bittikten sonra, Hacı Bayram'daki hikayem bittikten sonra Hacı Bayram'dan hiçbir zaman uzaklaşmadım. Oradaki çay ocakları benim için birer akademi, birer belki medrese, mektep idi, üniversiteydi. Dadaş'ın çay ocağını biliyorsun. Özellikle caminin arka tarafında, tapınağın arka tarafında. Böyle bunaldığında, daraldığında, hele ki Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta orada güzel bir hava olur, eser. Orada Evet. o esintiye gittim ve oturdum. Bu esnada yan masada iki görüntüm dikkatimi çekti. Bir karşımda Şenol, Şenol'u bilirsin. Hacı Bayram'ın bütün mezupları onun etrafındadır. Şenol bütün mezupları toplamış. Bugün Ak Medrese olarak geçen yer, Hacı Bayram'a gidenler bilirler. Şenol'un tekkesiydi. Ve mezuplar tekkesi derdim ben oraya. Orayla alakalı küçük bir deneme de yazmıştım. Şenol bütün mezupları yanına toplamış. Lahmacun yaptırmış. Onlara teker teker yediriyordu ama yani Evet. hijyen dediğimiz hikaye yok ama o hijyen dediğimiz hikayenin olmaması oradaki güzelliği daha da artırıyordu. Evet. Mezuplar sıraya girmişler. Lahmacunları yiyorlar. Yediklerini yiyorlar. Yiyemediklerini bırakıyorlar. O bıraktıkları diğer mezup oluyordu. Yan masada da bir genç benim yaşlarda belki benim kadar yakışıklı değil ve etrafında 3-4 kişi sen ve etrafında 3-4 kişi şiir konuşuyorlar. Aha. Allah Allah. Şiir Allah konuşuyorlar. Allah. Şiir tartışıyorlar. Dikkatimi çekti. Bir taraftan Şenol'a bakıyorum. Mezupların şeyhi Şenol. Bir taraftan yan masadaki arkadaşları dinliyorum. Onlar da şiir konuşuyorlar, şiir tartışıyorlar. Sonrasında Ankara'daki radyolarda ismi şu anda verilmekte mahsur yok. Hedef'te, Arif Ağa'nda vesaire. Arifan. Ben de uzun zaman radyo programları yaptım. O zaman biraz daha belki cismini hissetmeye, tanımaya çalıştım. Şimdi Eyvallah. burada sen de gördüğün bir şey var Üstad. Yıllardır İstanbul'a gittikten sonra sık görüşmemekle beraber sohbetinde, şiirinde, yazmış olduğun metinde dert kavramını çok kullanıyorsun. Özellikle dert kavramı odaklı bir şeyin var, gündemin var, dert. Nedeni nedir merak ediyorum. Bir de aklı başında insanlar dertlerine derman arar. Sende ise gördüğüm sen dert arıyorsun, dert aramıyorsun. Hikayesi nedir üstad? Eyvallah. Şimdi eskisi kadar aramıyorum. Biraz daha rasyonel bakıyorum bu meselelere. Mesela Eyvallah. eskiden sevgili Ercan abi hani Allah derdini artırsın diye kudemanın birbirine dua ettiğinden bahsederdim. Bunun kıymetli bir şey olduğunu söylerdim ben. Şimdi birisi Allah derdini artırsın diyecek olsa
O eski aşkımla amin falan diyemiyorum. Diyorum ki yeter. Derdimiz bize yeter kardeşim diyorum. Artırmasın falan. Böyle böyle iyi izliyorum. Ama bu dert kıymetli bir şey. Şimdi bu dünyaya geldik. Gelişimizin bir sebebi var. Şimdi belki onlarca defa okuduğum bir ayet-i celle dün akşam farklı bir tedaisiyle çıktı geldi böyle. Değişik bir zuhurat oldu. Estağfirullah diyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Bunu Evet. iki şekilde söylerler malum. Yani ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bir başkası da işte ancak ibadet etsinler diye yarattım der. İrfan ehli ibadetle kulluğun farkına dikkat çekerek efendim ibadet de kulluktan bir cüzdür ama kulluk ibadetten ibaret değildir derler. Ve dolayısıyla o ayeti ancak bana kulluk etsinler diye yarattım şeklinde söyler. Dün Evet. akşam karşılaştığımda o ayeti celle ile baktım. Ha, Cenab-ı Hak şöyle demiyor bakın. Arapça bilenler anlayacak. Halaktul cinne vel inse demiyor. Yani yarattım cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye demiyor. Ve ma Evet. halaktu diyor. Yaratmadım diyor. Ve ma halaktu. Cinne vel inse. İnsanları ve cinleri yaratmadım. İlla liyabudun. Kulluk etmekten başka bir şey için yaratmadım diyor. Yani yalnızca kulluk etsinler için yarattım başka bir şey. Kulluktan başka bir şey için yaratmadım. Çok daha başka bir şey. Şimdi ya bu yangın yerine bunun için gelmişiz abi. Yanlış mıyım? Ya buraya bundan dolayı geldik. Yani Allah diyor bir başka ayet-i şerifle en güzel surette yarattık diyor. Sonra onu aşağıların aşağısına attık diyor. Ya bir aşağıya atılmışız. Bir de böyle meleklerin secde ettikleri falan bir insan hakikati var. Bir güzel suret var. Geldiğimiz yerde efendim ekmek lazım demişler. Koşmuşuz. Ya evlenmek usuldendir. Hadi çoluk çocuk el malü vel benune fi zinetul hayatid dünya. Süsleri arttırmışız. Laibun ve lehvün diyor. Oyun eğlence diyor. Gelmişiz bir yere. Nereden geldiğimizi unutmuşuz. Niye geldiğimizi unutmuşuz? Kalacakmış gibi duruyoruz üstelik. Hani dünya bizim geçip gittiğimiz bir yer falan değil. Eyvah. Kalacak gibi duruyoruz. Yani dünyada yaşamıyoruz. Dünyayı yaşıyoruz biz. Böyle bir halimiz var. Şimdi dert nasıl burada kıymetli bir şey olmasın? Derdin hakikisini burada bulabilsek o zaman ya ben nereden geldim? Ya bir ontolojiyle efendim oğlum telefonumdan nasıl oyun oynayacaksın? Ben telefonda bilmiyorum. Özür dilerim. Bilmiyorum. Ablanlara sor. Hadi beni bir yalnız bırakır mısın? Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Gelir böyle arada. Kumanda nerede? Telefonundan oyun oynayabilir miyim? Ya da şunu yapabilir miyiz? Böyle Muhammed abi. Şimdi demek istediğim şey şu. Bu dünyaya Allah bizi bir şey için gönderdi. Biz o bir şeyden başka her şeyle meşgulüz. Eyvallah. Dolayısıyla burada da nereden geldik? Niye geldik? Şurada ne işimiz var? Buradan gidince ne olacak falan şu soruları sorsak. Böyle bir derdimiz, böyle bir gündemimiz olsa. O zaman geliş gayemize uygun hareket etmiş olacağız. Yalan yanlış işlerle uğraşmamış olacağız. Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela diyor. Yani hanginizin iyi işler yapacağını anlamak için diyor. Ölümü ve hayatı yarattık diyor. Şimdi bunlar enteresan tefekkür pencereleri. Ölümü önceliyor Cenab-ı Hak. Ya demek ki bu ölüm dediğimiz şey hayattan daha gerçek ve daha matah bir şey. Hayatı ve ölümü yarattım demiyor. Ölümü ve hayatı yarattım. Niçin? Hanginizin daha iyi işler yapacağını anlamak için. Çünkü geldiğimiz yer bu kadar. Biz buraya biraz fazla kıymet verdik. Öyle zannediyorum. Hele şu yaşadığımız çağın Müslümanları olarak, yani yaşadığımız çağın Müslümanlarından kastım, dünyayı, hayatı bir başkasının kelimeleriyle yorumlamaya çalışan Müslümanlar olarak. Dayaklar yemiş. Kendi gök kubbesinin altında değil de başkalarının gök kubbesi altında kendisi olmaya çalışan Müslümanlar olarak. Bakıyoruz önceliklerimiz başkalaşmış. Hani Allah'ın gönderdiğinden başka her bir şeyle meşgulüz. İşte burada dert kıymetli bir hale geliyor. Oturup bizim arkadaş var Bilal Fenerbahçelidir. Bilal'e Fenerbahçe'de dokun abi. Bilal 1,5 saat konuşsun ve kendinden geçer. Yani öyle öyle güzel anlatır ki zaten futbol yorumcularını ya da futbol kulüplerini dert eden adamları ben bizim hocaların ekserisinden daha sahici buluyorum. Mesela ofisten çıkarım böyle Dertlenmelerinde herhalde. tabii işte ofisten çıkıp eve geliyorum abi. Şimdi açıyorum böyle bir radyo. Bir abi anlatıyor şunu, sohbet ediyor. Diyor ki ismini vermeyeyim. Evet. Bir ayetin tefsirinden bahsediyor.
İfade şu, ben de dinliyorum, kulak kesmişim. Yani o ayet falan. Abi kendini anlatıyor. Derdini anlatmıyor abi, kendini anlatıyor. Uzun 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 uzun. Radyonun kulağını bir büküyorsun, öbür tarafta birisi. Bu geldi bizim kulübü mahvetti diyor abi, sen söyle Allah aşkına diyor ya. Olur mu böyle bir şey abi diyor ya. Yapılır mı bu diyor ya. Beşiktaşlı'ya yazık değil mi abi diyor filan. Aa bak. Şimdi adamın Allah'la arasında tek perde var. Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş'ı aradan çıkarsan vasıl ile Allah olacak. Öbür arkadaşın arada o kadar çok şey var ki, hani yargılamak için söylemiyorum, sadece kıyas anlaşılsın diye. Abicim kendini çıkartacak, derdini çıkartacak, o arada yok zannettiği her şeyin arada olduğunu fark edecek, onları çıkartması gerektiğini idrak edecek, tek tek çıkartma çabasına düşecek falan filan. Oho, yol uzun. Öbürünün bir Beşiktaş var. Tamam, Beşiktaş çek, adam evliya gibi bir şey olacak. Şimdi, dert buradan bakınca sence de önemli değil mi sevgili Ercan abi? Ya hepimiz aslında önemli de bilmiyorum. Ben yapışmış sermayem derdimdir, servetim ahım. Böyle bir derttir, gidiyor bakalım ne olacak. Allah hayretsin. Üstad, Amin. dün Mehmet Görmez Hoca misafirimizdi. Evet. O bahsini getirdi. Ben de kendi olanı onunla paylaştım. İmam Gazali'nin El-Münkiz Mine'd-Delal isminde bir kitabı var. El-Münkiz Mine'd-Delal. Kitap tercüme edilirken dalaletten hidayete şeklinde Hidayet. tercüme ediliyor. Farklı farklı yayın evleri tarafından. Bu kitap benim köşe başı kitaplarımdan bir tanesi. Herhalde tek başıma da arkadaşlarla beraber de 20'nin üzerinde belki okumuşumdur. Kitap ilginç bir kitap. Türünde de tek aslında. İlk ve tek. Yani insanlar kendi otobiyografilerini yazmışlardır. Veya önemli insanlar için bir takım biyografiler yazılmıştır. Fakat bu kitap bir otobiyografi değil. Yani Gazali'nin kendini yazdığı bir kitap değil. Gazali'nin kendi iç dünyasındaki seyahati yazdığı, kendi iç dünyasındaki bir anlamda yaşadığı bunalımları, buhranları, ondan çıkmak hususundaki çabaları kaleme aldığı çok ilginç bir kitap. Özellikle hayatı yaşarken soyuta dair kaygıları olan, soyuta dair soruları olan, soyutla alakalı sorunları olan insanların okuması gereken bir kitap. El-Münkiz Mine'd-Delal. Gazali burada hikayesini şöyle anlatıyor. Diyor ki peygamberin bir hadisi var. İnsanlar İslam fıtratı üzerine doğarlar. Çocuklar İslam fıtratı üzerine doğarlar. Sonrasında aileleri Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Zerdüşti ise Zerdüşti yapar. Diyor ki o zaman böyle ise diyor ben Müslümansam annemin ve babamın Müslüman olduğundan dolayı Müslümanım. Ben çocuk yaşta bu karara vardım ve ilk önce dinleri araştırdım. Hristiyanlığı araştırdım, Yahudiliği araştırdım, Zerdüştlüğü araştırdım, Sabiliği araştırdım. Farklı farklı dinleri araştırdım. Eski Yunan'ı inceledim. Ve sonrasında İslam'da karar kıldım. Sonrasında çevreme baktım. İslami düşünceyle alakalı farklı meyiller, farklı temayüller, farklı mezhepleşmeler var. Tasnif ettiğimde batıniye o dönemin şartları içerisinde, tasnif ettiğimde kelamiye, zahiriye yani daha çok medrese diyelim ki ve sufi dünyayı gördüm. Ve bunları etüt ettim. Bunları etüt ettiğimde de en neticesi itibariyle ben bir sufi meşrep bir hayatı kendime benimsedim. Tabi burada Gazali'nin şöyle bir şey de var, iddiası da var. İhyası aslında İhya-i Ulumiddin, din ilimlerinin ihyası. Bu sav şunu da hatırlatıyor. Din ilimlerinin öldüğüyle alakalı bir kanaattan sonra din ilimlerinin ihyasıyla alakalı bir kitap kaleme almış. Gazali aslında kendi döneminde özellikle binli yıllar, 1050 ile 1100 yıllar arasında yaşamış bir kişi, bir karakter. Kendi dünyasındaki İslam'ı mütalaa etmiş. Ve o mütalaa neticesinde bir kararda bulunmuş. Şimdi hikayesinden senin hikayene dair bir pencere açmaya çalışacağım. Gazali 16-17 yaşında kürsü sahibi oluyor. Yani bir nevi bugünkü profluk payesine 18 yaşlarda ulaşıyor. Ve çok genç yaşlarda Nizamiye medreselerinin en tepesindeki isim oluyor. Fakat iç dünyasında müthiş bir kasvet ve müthiş bir bunalım yaşıyor.
Ve bir de içinde bulunmuş olduğu dünyayı sorgulamaya başladığında bundan rahatsız oluyor. Ve bir anda hiçbir şekilde hiçbir sinyal vermeden bir gün bir sabah ansızın her şeyi topluyor, her şeyi bir anlamda taksim ediyor, ailesiyle helalleşiyor, devlet ricalinden müsaade dahi istemeden terk-i diyar ediyor, Bağdat'tan ayrılıyor ve yaklaşık ömrünün 10-11 yılı, 10-11 yılı bu şekilde bir uzlet hayatıyla geçiyor. Kendine dönüyor. Kendi iç dünyasında derinleşmeye çalışıyor. Hakikati sorguluyor ki hakikati sorgulamak zor bir iş, meşakkatli bir iş. Ama o sorgulama neticesinde küçük cevaplarla karşılaşıldığında değer bir iş. Ve bu hakikat sorgulaması neticesinde bir düzen buluyor kendine ve bir feraha eriyor kendi ifadesince. Şimdi hepimizin bir hikayesi var ve bu hikayede benim sorumum aslında sorun bir altlıktı. Hepimizin bir hikayesi var. Yaşadığımız bir hayat var. Bu hayat içerisinde meşgalelerimiz var. Heyecanlarımız var. Heyecanlarımızı tatmin ettiğimiz yerler var, iştigaller var. Ama bazen de bakıyorsunuz ki o hikayenin bir esnasında frene basıyorsun, araçtan iniyorsun. Başka bir araç arayışında bulunmadan yürüyerek kendinin dahi bilmediğin bir yöne, bir menzile doğru yürüyorsun. Şimdi senin hikayende de dostumsun, arkadaşımsın, az çok takip ediyorum. Senin hikayende de ben bunu hissediyorum biraz. Araçtan indiğini, frene bastığını, aracı yolun ortasında bıraktığını ve yönünü, yolunu belki tayin dahi etmediğin bir istikamette yürüdüğünü hissediyorum. Bu hissedişimi biraz belki bize izah edebilirsen, doğru mudur, yanlış mıdır? Doğruysa neden, yanlışsa neden? Bu enteresan. Böyle bir şeyin olduğu elhak doğrudur. Fakat bunu ben fark edilmediğini zannederdim. Yani ben bazen arabayı sağa çekiyorum falan, iniyorum. Bir başka bir yere yürüyorum falan da millet fark etmiyor zanneder. İlk defa birisi böyle yekten, üstelik canlı yayından, sen böyle bir şey yapıyorsun falan diyor. Ajan abi, tehlikeli adamsın. Sırrı ifşa etme üstad. Şimdi önce onu söyleyeyim yani. Eyvallah. Hakikaten tehlikeli adamsın, az değilsin. Seneler seneler önceydi. Rahmetli dedem dedi ki bir gün, oğlum insanın bildiği yanıldığına yetmezmiş. Şimdi dedem ilkokul mezunu bir adam. Eyvallah. Bazen Aşık Veysel'den şiirler falan okurdu ama bu Yunus'tan bir şeyler bilir, Mesnevi'den. Bilirdi, eski adamlar bilirdi abi. İnsanın bildiği yanıldığına yetmezmiş. Yaş oldu 42. Hakikaten insanın bildiği yanıldığına yetmiyor. Yani bu sözü ilk duyduğumda 7-8 yaşındaydım. Sadece sözde hoşuma giden bir şey vardı, ne olduğunu bilmediğim. Şimdi kitaplarda falan bir şey arıyorsun. Bakıyorsun ki evet tamam doğrudur, var öyle bir şey var ama yetmiyor. O değil, bir başka bir şey. Dönüp onu bu defa başka yerlerde arıyorsun. Orada ondan bir iz var ama o da yetmiyor. Tuğrul Baba söylemişti zannediyorum. Ömer Turul İnançer hocam. Şöyle enteresan bir şey söyledi. Bir insanın dedi sadrı alabileceği misal 100 gram olsa, bu 100 gramın 99'unu doldursa ama 1 gram boşluk kalsa, o adam çiğdir dedi. Kamil değildir. Noksandır. Arayış içindedir. Ama bir başkasının 3 gram olsa kabı, üçünü de doldursa o adam tamamdır dedi. İşte dışarıdan bakınca böyle dingin, Eyvallah. kendi halinde meselelerini halletmiş, tutarlı, çelişkilerden azade. Yani bir şey seyredersin. Ya öbürünün içinde bundan 30 tane var. Ama işte 1 gramın eksikliği yüzünden böyle. Şimdi nedir, niyedir, nasıldır bilmiyorum ama ben böyle azıcık bir oldum havasındaki insanları gördüğümde onlara gıptayla bakmışımdır. Çok hoşuma gider. Hani bakarsın adam bir soru sorarsın falan tak cevabını verir. Bu böyle der. Şu şöyle net. Acabası yok. Şüphesi yok. İşte endişesi. Bulmuş abi, bulmuş yani, belli. Hakikaten de bulmuş. Oynamıyor yani, bulmuş oynamıyor. Bulmuş. Olmuş filan. Bakarım hayranlıkla seyrederim ya. Nasıl ya Rabbi? Nasıl yani? Bunun bir daha ötesi, bunun bir daha ötesi, bir daha ötesi var. Şiirde arayıp bulamadığın, orada arayıp bulamadığın, ararken kafanı gözünü yardığın, çukurlara düştüğün, kalktığın, bedeller ödediğin, ulan bu da değilmiş dediğin filan.
Böyle enteresan bir serencam bu. Bak abi öyle rahat, evet diyor, öyledir diyor. Şöyle biz onu da öyle yaptık diyor. Evet, bunu da bir de bize sorsunlar, böyledir. Bu çok güzel bir şey. Ama olmadı. İşte bu bazı bu arayışta bazen arabayı sağa çektik, indik, ters istikamete yürüdük. Bazen trenin içerisinde ters istikamete doğru yürüdük. Ama tren bildiği yere gitmeye devam etti. Ne olur bilmiyorum. Ve küçükken 8-10 yaşlarındayken bizim yaşımızı bulmuş abiler meselelerini halletmiş abilerdi. En azından durduğumuz yerden bakınca onlar bize öyle gelirdi. Şimdi o abilerin yaşına geldim. Halledebildiğim bir meselem yok. Eyvah. Hakikaten yok. Ya bu budur diyebileceğim bir şey yok. Bu budur. Niye? Ya budur. Niye? Nasıl yani budur? Yok. Böyle bir arayış. Belki de bu budur diye bir şey yok. Hani idrakin idraksizliğini idrak diye tarif ediyorlar ya. Eyvah. Hakiki idrak budur diyorlar. Hani bulmak diye bir şeyin olmadığını bulanlar aslında bir şeyi bulmuş oluyorlar belki de. Ya da olmak diye bir şeyin hududunun olmadığını anlayanlar aslında bir parça bir şey olmuş oluyorlar. Bak onu da bilmiyoruz. Güzel adamlarla düşüp kalkıp hemhal olup onların derdiyle filan dertlenmeye çalışıyoruz. İnsan bulamayacağını anlayınca bulanlara hürmeti artıyor. Onlara böyle bir daha yakın durmaya çalışıyorsun. Olamadığını fark ettikçe olanlarla beraber. Şimdi bak bir Ramazan'da biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Abilerin mübarek 11 aylarda Ramazan kıvamında geçiyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te ben oturup bir cüz okursam ikindiden sonra oh diyorum bugün de Müslümanlık tamam. Ama o mübarek 11 aylarda da asgari bir cüz okumazsa o günü günahla geçirmiş gibi hissediyor. Ramazanlaşmış gönüller. Onlarla otura kalka, düşe kalka, sözlerini tuta, hemdem ola, ne bileyim hatırlarını sora, seve. Cenab-ı Hak belki lütfeder de onların yüzü hürmetine. Bir parça bize de bak bu budur, şu da şudur filan diye deyiverir belki. Niyazımız, lütfumuz, beklentimiz o. Evet. Bakalım Allah büyük. Ben aynı yaşlardayız. Bu hayatımın özeti nedir sorusuna cevap vermem gerektiğinde bir cümledir diyorum. Yani 40 küsur yaşındayım. Bir cümle. Bütün hayatımın neticesindeki sonuç şu. İnsan hayatı insanın kendi tecrübesiyle yaşanacak kadar ne uzun ne de toleranslı. Hayat insanın kendi tecrübesiyle yani her şeyi denemek, her şeyi bir anlamda hissetmek, her şeyi kavramak, onun üzerinden yaşamak çok lüks bir şey bizim hayatımız için. Hayat insanın kendi tecrübesiyle yaşanacak kadar ne uzun ne de toleranslı. Eyvallah. Dolayısıyla böyle bir hayatı yaşıyor isek her şeyi tecrübe etmek zorunda değiliz. Böyle bir hayatı yaşıyor isek bir lüks var hayatımızda. Tecrübe edenler var. Tecrübe edenlerin tecrübesine sığınmak değil, tecrübe edenlerin tecrübesine iltica etmek değil. Tecrübe edenlerin tecrübesine sığınmak veya iltica etmek de insani bir durum değil. Tecrübe edenlerin tecrübesini sınamak, aslında doğru olan, salihçe olan tecrübe edenlerin tecrübesini sınamak, tecrübe edenlerin tecrübesini tanımaya çalışmak, anlamaya çalışmak, yorumlamaya çalışmak, onu kopyalamak değil. Benim hayatımla alakalı belki özet cümlem bu. Senin biraz önceki ifadende hani en son zamanlarda ben özellikle bir takım zevatla beraber zamanı geçirmeye çalışıyorum dediğinde hissettiğim şey biraz da bu. Bu mantık üzerinden insanla alakalı düşündüğümüzde insan garip bir varlık. Garip bir varlık. Eski Yunan filozofları dahil sonrasında İslam filozofları da tevarüsle insanla alakalı bir tanım yapıyorlar. İnsan hayvanı natıktı diyorlar. Hayvanı natık. İçinde bulunduğumuz eşya alemi üç türden müteşekkil: cemadat, nebatat ve hayvanat. Cemadat dediklerimiz bizim nezdimizde cansız olarak tanımladığımız donuk olan varlıklar, taş, toprak vesaire. Nebatat bildiğimiz bitkiler ve nevi, hayvanat da bizimle içinde bulunduğumuz kandan, kemikten, tenden, etten müteşekkil varlıklar. Filozoflar diyorlar ki bu tasnif içerisinde biz üçüncüsündeyiz, yani hayvanatın içindeyiz. Fakat aramızda bir fark var. Biz hayvanı natıkız.
Burada nutuk nedir? Nutuk nedir sorusunun cevabı, nutuk konuşmak değil. Çünkü hayvanlar da konuşuyorlar. Kendi aralarında iletişimleri var. Sesle çıkarıyorlar. Taklit de biliyorlar. Nutuk, insanın düşünce melekesinin rafine hale gelmesi. Bu esnada bu düşünce gerçekliğinin akılla, kalple, dertle, azimle, yeri geldiğinde hırsla, yeri geldiğinde çabayla, cehle buluşması ve neticesinde rafine olduktan sonra, o dişliler arasında rafine olduktan sonra onun dile gelmesi hali. Senin özellikle yine ben gündeminde bu dert kavramıyla beraber bir de kelime ile alakalı bir odağının olduğunu hissediyorum, görüyorum. Nedir senin kelimeyle derdin üstadım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi o Bilmediğin nedir? düşünce, sevgili Ercan abi, siz insandan bahisle hayvanı natık derler dediğiniz vakit acaba her şeyi düşünen insan olabiliyor mu? Anlatabiliyor muyum? Yani düşünmeye değer bir şey var. Yani düşünüldüğü vakit seni insan kılacak, daha insan kılacak bir şey var. Onu düşündüğün vakit tamam. Ama onun dışında başka bir şey düşündüğün vakit hayvandan ayrılıyorsun da insana dahil olamıyorsun gibi geliyor. Değil mi? O düşünülmesi gereken hakiki şey senin derdin değilse, onun farkında değilse, ya Allah aşkına dün geceydi zannediyorum, dedim ki ya her şeyin hani doğru çıkma ihtimali, bir ateistin gözüyle baksak ve bir ateistin şöyle bir, Ayıcı hocam. tamam hadi gör. Şimdi bir ateistin gözüyle baksak ve desek ki ya her şey benim zannettiğimin tam tersi ise, bu bir travmadır değil mi? Böyle düşünüyor adam. Burada bir dram var. Çünkü bundan daha büyük olan dram şu. Ya her şey bizim zannettiğimiz gibi ise. Anlatabildim mi? Ya şöyle bir Allah'a iman ediyoruz. 14 asır evvel Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturuyor. Yani sahabeleriyle tak şey. Bir ayet nazil oldu diyor. Bak şu. Allah Allah. Sahabe bir şey yapıyor. Ertesi gün Efendimiz geliyor diyor ki bak böyle yapmışsınız. Allah bunun için şöyle şöyle dedi diyor. Yani Allah'la göklerle yerlerin bir irtibat noktası var. İsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biri geliyor filan. Bu kimdi biliyor musunuz diyor. Kimdi ya Resulallah? O işte kardeşim Cibril'di diyor. Aa Cebrail Aleyhisselam geliyor filan. Dihye tülkel bir suretini şöyle böyle. Şöyle bir yanılgımız var. Sanki nübüvvetin bitişiyle beraber 14 asır önce gökler yerlere kapılarını kapattı. Dedi ki ne haliniz varsa bir görün kardeşim. Mevzu bitmiştir dedi. Ve artık o irtibat noktamız yok gibi. Halbuki böyle değil. Şimdi hani ey iman edenler, iman edinize niçin muhatap olduğumuzu da az buçuk buradan anlıyoruz zaten. Böyle Evet. Müslümanız fakat şu irtibat noktasının varlığına ne kadar itimadımız var? Ya Allah hala var. Ercan abi hala Allah var yani. Hala yeryüzüne bir şeyler söylüyor. Hala kalplere bir şeyler ilham ediyor. Hala bir bağ var. Bir devam eden bir şey var. Yani bizim dramımız yani ateistin ya zannettiğimin tam tersi ise korkusundan ya zannettiğimizin ta kendisi ise korkusu daha büyük bir korku. İşte oturup biz bunu ne kadar düşünüyoruz? Ne kadar bunun farkındayız. Yani insan diyoruz ya insan. Allah işte şunun için gönderdi falan filan. Ne kadar o gönderildiğimiz sebebin ardınca bir hayat yaşıyoruz falan. Ben kendimde de görüyorum, etrafta da görüyorum. Vallahi hiç alakamız yok. Hiç alakamız yok. Kimse kusura bakmasın. Adam, bizim kıymetlilerimiz başka, önemsediklerimiz başka, uykumuzu kaçıranlar başka. Uyurken son aklımıza gelen, uyanınca ilk aklımıza düşen, gözümüzü yaşartan filan, dert ettiğimiz, rüyalarımıza giren, başka ve bizimle alakası olmayan, Allah'ın bizden istemediği şeyler. Ya meşgul olmamamız gereken ne kadar şey varsa hepsi beraber hayatımızın merkezinde. Meşgul olmamız gereken tek şeyden biz fersah fersah uzaktayız. Düşünceyle de uzaktayız. Amelle de uzaktayız. Uzaktayız. Bunun dışındaki düşündüklerimiz bizi hayvan olmaktan ayırır ama insan olmaya dahil etmez. İnsan olmak başka bir şey. O ayrı bir şey. Şimdi kelime meselesi hani söylerler dil düşüncenin yurdudur, efendim kamus namustur, pek çok böyle büyük abiler Heidegger'den Cemil Meriç'e kadar ondan buna kadar pek güzel şeyler söylemişler falan. Eyvallah. Güzel de söylemişler.
Ama kelime enteresan. İhsan Fazlıoğlu Hoca ya bir başkasından mülhem söylüyor ya da kendi cümlesidir. Her iki durumda da baş tacı edilesi bir ifade. Dünyayı değiştirmek istiyorsan davranışlarını değiştir diyor. Dünyanı değiştirmek istiyorsan kelimelerini değiştir. Eyvallah. Şimdi kendi içindeki dünyayı hakikaten değiştirmek isteyen insanın yola çıkacağı yer sanki burası kelimeler. Çünkü kelime sadece konuştuğumuz, meram anlatmaya yarayan yahut düşünme aygıtı bundan ibaret değil. Kelime tedavileriyle beraber geliyor. Bir kelime hayattan çekildiği anda onun bütün tedavileri de alıp başını gidiyor. O artık yok. Mesela İshar. Kendisi ihtiyaç sahibiyken bir başkasına verme derdine düşebilen insanın hali, İshar falan. Böyle bir kelimemiz yok artık. Böyle bir kelimemiz yok. Mesela bazen kelimenin kendisi gidiyor alıp başını. Bazen kelime duruyor da manası kayboluyor. Bereket. Şimdi bereket diye bir kelime var ve duruyor ama berekete itimadı olan kaç kişiyiz? Bereketimiz kalmadı. Tamam. Nasip. Nasip deyince sadece şu kadar. Mesela Ercan abinin bir işi olacaktır ama o iş olmamıştır. Ercan abinin de canı sıkılmıştır. Ben yanına gider ve derim ki, abi nasip ya. Takma kafanı filan. Nasip. Bu kadar mı? Başkasına nasihat ederken kullanılacak bir kelimeden mi ibaret nasip? Yoksa şu aldığımız nefes, oturduğumuz an filan. Emanet. Emanet. Bak, kelime bir şey söyleyelim. Hazreti Ömer Efendimiz o Lev enzelna diye başlayan Aş-ı Şerif'i okurken okuyamazlarmış. Yere düşer bayılırmış. 2-3 saat kendinden ya böyle çırpınır balık gibi. Yani biz Kur'an'ı bir dağ üzerine indirmiş olsaydık Allah korkusundan ikiye ayrılırdı. İşte Ömer kalbi bu ayeti yekten okuyup geçivermeye müsaade etmiyor. Bir şey var. Yani onlar ya bir ayet nazil oluyor. Diyor ki bu enfusakum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyun. Sahabe Efendimiz'in biri kalkıyor gidiyor. Beni sapsarı. Hani ben bu işin hakkını nasıl vereceğim? Bak, kelime en güzel haliyle ve en güzel tedavileriyle onlarda var. Ve o varoluşla bir hayat kurmuşlar kendilerine. Kurdukları hayatın yaşandığı çağ saadet asrı demişiz. Sonra onlardan tevarüsle Saadettin Ökten Hoca'dan emaneten alalım ifadeyi. İslam medeniyetinin Osmanlı yorumu çıkmış ortaya. Güzel bir tasavvur, bir yok kubbe. Burada da büyük bir mutabakat, büyük bir tutarlılık ve kendi kelimelerimiz, kendi yok kubbemiz, kendi dünyamız, çelişkiden azade, keyifli bir zaman. Sonra yenilen dayaklar, yaşanan bir takım şeyler, travmalar, badireler, inkisarlar, kelimeler gitmiş elimizden. Başkasının kelimesiyle ben kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Başkasının sorusuyla kendi cevabımı vermeye çalışıyorum. Buna kadar mümkün olabilecek bir şey. Tabii yani önce bir şu dünya bir değişsin, bir başkalaşsın. Bir tek şey ya. Emanet kelimesinin manasını anlasa ümmeti Muhammed. Yani emanet kelimesine Kudema'nın verdiği manayı ümmetin ekserisi bugün anlayıverse ümmeti Muhammed'in hali değişir. Bak bir kelimeden bahsediyorum. İkinciye gerek yok. Emanet. Nedir bu emanet abi? Nedir yani? Aldığın nefes. Bak bu bir emanet. Efendim, bastığın toprak. Böyle bir tasavvurun çocukları. Yani bunu anlamam için Wuhan'daki birisinin yarasa yiyip benim de İstanbul'da hasta olmam falan gerekmiyordu. Biz baştan beri dedik ki bu zaman mekan sana emanet kardeşim. Yani o yarasa yenmeden önce de bana emanetti. Şu bastığın toprak emanet. Ağacın gölgesinde oturuyorsun. Ağaç emanet. Göğün altında dolaşıyorsun. Gökyüzü sana emanet. Öyle ozonu filan delemezsin yani. Akıllı ol. İki insan karşılaşıyor. Merhabalaştığın insan sana emanettir diyor. Yani şu an ben Ercan Demirci'ye emanettim. O bana emanet. Atabildim mi? Mal, evlat, çoluk, çocuk. Bunlar emanet. Can. En son. Can emanet. Geçtik. İman nuru. İşte o dağların, taşların yüklenmekten çekindiği emanet. Kalpteki iman nuru. Bak Allah orada bir emanet vermiş. O emaneti zayi edeceğiz. Şimdi okurken böyle başkasını yargılamak için okuyoruz. Tabiinden bir zat-ı şerif. İsmi yadımda değil. Diyor ki sahabeden kime yetiştimse hepsini aynı bir ortak
soruyla baş başayken buldum. Soru şu: acaba ben münafıklardan mı? O Resul-i Ekrem Efendimiz'i görmüşler. Huzurunda bulunmuşlar. Falan. Sahabe olmuşlar. Belki radıyallahu anhum ve radu an, razı olunmuş ve razı olanlar cümlesine dahil olmuşlar falan. Ama soru şu: acaba ben münafıklardan mıyım diye merak ediyorlar. Şimdi bugünün insanı da bu münafıklardan diyor. Şimdi kendinden başka herkese bu. Şimdi münafığın tarifini yaparken Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuşlar ya, üç şey: söz verdiğinde sözünde durmaz, emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler. Şimdi şu Ramazan ikliminin şu güzel havasında kalbinize emanet edeyim düşünceyi. Bakıyorum kendime, ya konuştuğumda yalan söylememeye çalışıyorum diyorum. Evet, münafıklık alametlerinden bir tanesi bende yok. Söz verdiğimde tutmaya çalışıyorum. Yani bile bile sözümü yemem. Bak, elhamdülillah bu da yok. Bir emanet edildiğinde de ihanet etmemeye çalışıyorum. Elhamdülillah diyorum. Ya, Serdar münafıklardan değil. Pek çoğumuz da böyle. Sonra aklıma şöyle bir soru geliyor Ercan abi. İlk verdiğim sözü hatırlıyorum. Yani ilk sözü verdiğimde ben orada yoktum. Kendimin olmadığı bir yerde Allah'a bir söz verdim. Elestü bi rabbikum. Bela dedim. Değil mi? Şimdi sen benim Rabbimsin dedim. Kalu belada. Ya dünyaya geldim. Bakıyorum bunun çok çok dışında bir hayat. O sözün arkasında duramadığım bir hayat yaşıyorum. Tamam. Sensin diyemiyorum yani bu hayat. O zaman bu alametlerden bir tanesi bende var. Hemen oraya yazıyorsun. Münafık alameti bir. Serdar'da var. Söz verdi. Sözünde duramıyor. İki, konuştuğunda yalan söyler. Konuşulacak, konuşulmaya değecek yeryüzünde bir tek ifade var deseniz, o ifade zannediyorum ki şudur: La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ya bütün kelimeler tükense tek bir ifade yeter. Bu ifade olmasa hiçbir kelimenin bir manası kalmaz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Konuştuğumuz bu. La ilahe illallah diyorum ama ne kadar bunun arkasında durabiliyorum? Peki makam, mevki, dünkülere kızıyoruz. Lat, menat, uzza filan diye de bugün modern insanın putları dünkülerinkini bine katlar. Sofistikeyle. En azından onlarınki böyle şeydi. Tatlı gözüküyorlar filan, acıkıyorlar, yiyorlar bilmem ne. Bir şeydi, somut bir şeydi. Sen taptığının bile farkında değilsin. Öbürü delikanlıca tapıyordu şimdi. La ilahe illallah böyle. Muhammedun Resulullah diyorsun. Hiçbiriniz beni malından, işte çoluk çocuğundan, canından daha çok sevmedikçe kamil iman etmiş olmaz diyor. O zaman bizim Muhammedun Resulullah'ta da bir problem var. Orada da tam değiliz. Münafıklık alametlerinin ikincisi de var. Şimdi üçüncüsü, emanete ihanet eder diyor. Ya eğer emanet Cenab-ı Hakk'ın kalbe verdiği iman nuruysa, o emaneti de hakkıyla muhafaza edebiliyor falan değiliz. Dağların taşların taşıyamadığı için çekindiği ama insanoğlunun zalim cehul olduğu için ben taşırım ya Rabbi dedi emaneti. Elan taşıyamıyoruz filan. Sonra insan ister istemez şunu soruyor: acaba diyor sahabe efendilerimiz ben münafıklardan mıyım derken böyle bir terazide mi tartıp da kendilerini soruyorlardı? Böyle mi bakıyorlardı? Biz bu işin neresindeyiz? Eyvallah. Üstad, ben uzun zaman bürokraside çalıştım. Çalışmaktan en keyif aldığım isimlerden bir tanesi Nabi Hoca'ydı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Hoca. Bir bakan bürokrat ilişkisinin ötesinde üstad gibi bildiğim, konumlandırdığım birisi. Bir gün baş başa kaldık. Ya üstadım dedim, sayın bakanım dedim. Ben özel bir dille konuşmak istiyorum dedim. Buyur Ercan'cığım dedi. Ben dedim kendi hikayeme baktığımda ben kendi hikayesini kendisi yaşayan bir insanım. Ve bunun bedellerini ödedim. Zaman kaybettim, efor kaybettim, enerji kaybettim. Fakat sizde bende olanın olmadığını görüyorum. Hikmeti nedir dedim. Dedi ki Ercan'cığım dedim. Ben dedi Fethi Gemuhluoğlu'nun eteğinde. Onun bize bir sözü vardı dedi. İnsan insanın gölgesinde yetişir. O kadar, bitti. Otur işte. İnsan insanın gölgesinde yetişir. Odur. Şimdi 1800'lü yıllara geldiğimizde bizim gençlerimiz zamandan
azade bir şekilde bir dil kullanacağım. 1800'lü yıllara geldiğimizde bizim gençlerimiz zor bir imtihanla mümtehin idiler. O da şuydu. Batı 1500'lü yıllarda daha öncesindeki stresten kurtulmuştu. Okyanusun bileğini bükmüş. Okyanus onlara bu bileğinin bükülmesi neticesinde ödüllerini arz etmişti. O ödülleri hırpani bir şekilde belki kullanmışlardı. Ama ve lakin herkes hırpani davranmamıştı. Bir kesim ise bu kapitali, bu maddiyatı sanatta, kültürde, edebiyatta, felsefede değerlendirmişti. Bir insan tipi, burjuva dediğimiz insan tipi 1600'lü yıllarda toplumlarına meyvelerini verir hale gelmişti. Ya sanatı, kültürü, edebiyatı, bilimi finanse eden ya da kendisi yapan insanlar haline gelmişlerdi. Ve onların üretmiş olduğu iklim 1600'lerde, 1700'lü yıllarda dünya tarihi, medeniyet tarihi açısından deve dişi misali diyebileceğimiz isimler ve metinler üretmişti. Bu metinler bizim doğamız itibariyle kabul edeceğimiz ve etmeyeceğimiz metinler ama kritiğimiz bu değil. Neticesi itibariyle bugünkü içinde bulunmuş olduğumuz zahir dünya içerisinde bu dünyanın varlığına, oluşmasına şekil kıvam veren fikirler onların fikirleri. Yani Montesquieu'dan Rousseau'ya birçok isim o gün üretmiş oldukları metinlerde bugünün bir anlamda soyut dünyasını şekillendirdi. Biz istesek de istemesek de o dünyanın şu anda içindeyiz. Sünnetullah icadı. 1800'lü yıllara geldiğimizde bizim gençlerimiz bu metinleri okur hale geldiler. Bu metinleri okuduklarında bu metinler üzerinden o dünyayı hisseder hale geldiler. Hissedişin ötesinde o dünyaya gittiler ve geldiler. Ve orada bir kırılma yaşadı. Yaşadılar. O da şuydu. Üç jenerasyon metaforu var. Dede, baba, oğul. Hayatta başarılı olan insanların önemli bir kısmı başarılarıyla beraber mutlu iseler onların içinde bulunduğu silsileden kaynaklıdır bu. Yani dede baba torun ilişkisinde, dede baba evlat ilişkisindeki iletişimin muhkemliği o kişinin hem başarılı olmasına, başarısı esnasında da mutlu olmasına sebep. Bazı insanlar başarılıdır fakat o başarı mutluluk vermez. Hem kendisine hem çevresine. Bu 1800'lü yıllardaki gençler özellikle 1830'da da olabilir, 50'de de olabilir, 76'da da olabilir, 1890'da da olabilir. Fark etmez. 1900'lerin başında da olabilir. Bunlar üç kuşak arasındaki iletişimsizliğinden kaynaklı. Dede babaya bilgisini, baba evladına bir anlamda bilgisini tevarüz ettiremedi. Dede evladındaki bir anlamda enerjiyi, torunundaki bir anlamda neşveyi alamadı. Torun dedesindeki derinliği, babasındaki enerjiyi alamadı. Dolayısıyla bu iletişimsizlik bizim bugünlerimizin belki mihracı, mahreci oldu. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Nabi Hoca'nın sözüne dönecek olursak, 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda Osmanlı'nın son rahle-i tedrisinden geçen kentli, tırnak içinde kullanıyorum bunu, medeni anlamında kentli. Çünkü medeni demek aslında kentli demek. Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. 30 sene önce okudum. Kaynağını bir türlü bulamadım ama kafamda bir yerlerde. Köylerde bulunmayın, köyler insanı daraltır diyor. Kente sevk diyor. Kendisi bir kentli zaten. İşte hayvanlarınızın kuyruğundan tutup peşinden gittiğinizde kıyametinizi gözleyin diyor. Örnek. Ticarete rızkın onda dokuzunun ticarette olduğunu söylerken aslında ticaretin merkezi olan kenti de işaret ediyor. 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda kentli insanlar vardı. Kentli abiler tırnak içinde. Bu kentli abiler köyden gelen, kırsaldan gelen gençleri himayelerini alırlar. Yemeden içmeye, adab-ı muaşeretten giyinmeye, hatta karşı cinsle bir anlamda bir nitelikli, keyfiyetli bir temastan ticarete, bürokrasiye, siyasete, akademiye kadar birçok alanda onlara rehberlik yaparlardı. Ve gerçekten onların himayesindeki gençler 1980'lerin, 90'ların, 2000'lerin aslında önümüzü açan insanları oldular. İşte ben Nabi Hoca'dan bir örnek verdim. Onda o keyfiyeti, o derinliği biliyorum. Hikayesinin başını ve sonunu biliyorum.
Bizler şu anda 40'lı yaşlardayız. 20'li yaşlarda gençler var ve bizim dünyamızın gençleri. Ben bir de parantez içinde şunu da ifade edeyim. Ben gençlerin bizden daha nitelikli, daha keyfiyetli, daha avantajlı ve daha birikimli olduğu kanaatindeyim. Kendi şartları itibariyle, kendi yaşları itibariyle bu parantezde çizeyim. Dolayısıyla bir ümitsizlik, gençler helak oldu şeklinde bir edepsizlik içerisinde ne kalbimi, ne aklımı, ne dilimi zayi etmek istemiyorum gençlere dair. Üretirken işte kitap yazmayı, bir takım somut ürünler üretmeyi önemsiyoruz eyvallah. Ama gençlere insan yetiştirmek hususundaki hassasiyetle alakalı biraz irtifa kaybı yaşadığımızın ben kanaati düşüncesi içindeyim. Sen ne şekilde düşünüyorsun, ne şekilde bu mevzuyu telakki ediyorsun? Bu arada Eyvallah. moderasyon, her ne kadar ben senin misafirim ama moderasyonla alakalı bir şey hatırlatmam lazım. Instagram'da bu bir Estağfurullah. saat hikayesi var. İstersen kapatalım. Kapatalım. Tekrar açalım. Doldu mu süre? Süre birazdan dolacak gibi. Yani Daha duruyor. herhalde O bir itiraz etsin. Belki biteceği zamana söz de biter yeter bu saatte. İllallah yahu. Bir bakalım hele. O vakit gelsin de bir bakalım. eyvallah. Tamam. Erzen abi duruyor Çok sevindim. şimdilik. Buyurun. Şimdi mesela siz bir şeyler yapıyorsunuz şu an adayla misafir olduğumuz platform. Ciddi bir mevzi olacak inşallah. Ve oradan Yusuf Kaplanca söyleyelim. Mevzu olan gençler yetişecek. Müthiş bir şey bu. Bir şeyler yapıyorsunuz. Yapanlar da var. Biraz zamanla alakalı diye düşünüyorum. Dün evet kendinde olanı bir başkasına vermekten haz alan abiler vardı ama onların etrafında da kendilerinde olmayan bir şeyin o abilerde var olduğunu bilen ve ancak onlarla bir muarefeyle, muaşakayla o şeye sahip olunabileceğini bilen gençler vardı. Şimdi bugün hem o abiler azaldı hem o gençler azaldı. Ben kendimi biraz daha genç yurduna koyuyorum. Ben hala gidiyorum o abilerin yanına. Benim mesela dostlarım orta 70 yaşın üstüdür. Çok ölüyorlar. Üzülüyorum onlara. Çok ölüyorlar. Emin abi gitti mesela. Emin Işık. Allah rahmet eylesin. Ya can ciğeri gitti. Efendim Nuri abi gitti. Nuri Bakkil göçtü. Efendim böyle bir gidiyor. Kalanlara daha çok böyle yapışmaya çalışıyor. Saadettin Ök'ten. Şimdi ben bazen bu virüs günleri değilse şayet Sadi Baba'yı evinden alırım. Beykoz'dan ya da medreseden. Beraber Fenerbahçe Parkı'na gideriz. Orada bir romantika kafemiz vardı. Orayı pek severiz. Deniz kenarıdır. Denize sıfırdır. Ve adalar gözükür. Biraz açık denize bakar böyle. Yani ufuk çizgisi. Ötesi var. Tefekkür yeridir. O oturur orada piposunu tüttürür. Kahvemizi içeriz. 2-3 saat. Bazen Safer Efendi Hazretleri konuşulur orada. Bazen dış politika. Amerika'nın ne zaman nasıl dörde bölüneceği. Efendim bazen bir başka bir şey. Bazen çoluk çocuk. Bazen Galatasaray, Fenerbahçe falan. Oturulur Sadi Baba'ya ve kalkılır. O benim kıymetli. Eskilerin birisi demiş ki efendim sizin demiş Müslümanlığınızla bizimkinin arasında fark var. Sizinki pek böyle nazenin, zarif, böyle bir halaveti, taraveti olan bir Müslüman. Bizimki niye böyle falan deyince evlat demiş siz abdest almayı kitaptan öğrendiniz. Biz bir büyüğün eline su dökerek öğrendik. Eyvallah. İkisinin arasında çok ciddi fark var o meşkte. Tuğrul Efendi. Dün bir telefon görüşmesi oldu. Ya bir yere davet ettim. Evden çıkmıyor 45 gündür. Şimdi davet ederken kalbimi yokluyorum. Oraya ben bir başkasını da bulurum. Onu istiyorsam kendim için istiyorum. Diyorum ki bak beraber yolculuk yapacağız, gideceğiz, geleceğiz falan. Bir ben seni ararım dedi. Kapattım telefonu. Evde otururken dedim ki o benim için geliyor. Ben de onun için ona gelme demeliyim aslında. Hani bir şey olmaz dedim. Dikkat ederiz. Arabadan indirmeyiz. Etraf şey falan gideceğiz. Şimdi onlarla geçen vakitler bana çok kıymetli geliyor. Ercan abi. Belki hadisenin şu tarafından bakmam lazım. Yani artık yaş belirli bir yere geldi. Biz gençlere ne verebiliriz ya da gençlere kimler ne verebilir? Gençler nasıl gelir falan. Ben hala genç hissediyorum. Yani genç hissetmeyi yaştan dolayı değil. Verecek bir şeyindense alacak çok şey olduğunun farkında olan adam manasına genç diyorum. Saadettin Hoca kıymetli. Turla Efendi
kıymetli, efendim işte falanca kıymetli filanca, böyle bir şey var, liste var. Onlar hala var. Yeter ki onlarla birlikte olmadığımız vakit bir şeyin ne kadar okursak okuyalım eksik kalacağının farkına varalım. Abi alınan bir şey var. Bak şimdi bu önceki kuşakla böyle bir ünsiyeti olmayan kıymetli abilerimiz var. Yazdıklarında, söylediklerinde, eylediklerinde bazen bir çiğlik çıkıyor ortaya. O çiğlik işte o ünsiyetsizliğin çiğliği. İşte bir diz dibine çökmeyişin çiğliği. Halbuki abiler çok güzel abiler. Çok güzel okumuşlar. Sabiteleri muhkem. O tefekkürleri geniş filan. Ama bir yerden patlayıveriyor. Diyorsun ki şu olsaydı Sende kaldı. olmazdı. Ha, şu olsaydı olmazdı. Abi şu hal sirayet eder dermiş Fethi abi. Hal sirayet eder. Şu halin sari olduğunu biz hep anlattık da şu virüs Allah razı olsun COVID-19 bunun gibi diyoruz işte ya. Şimdi baza derdim ki Ercan abi geldin şurada oturdun bir duvara yaslanır oturursun ya birden ilkokuldaki sevgilin gelir aklına. Hayda yok yoktu hani 30 senedir yok hayatımda şuraya yaslandım niye aklıma geldi filan. Senden 15 dakika önce o duvara bir delikanlı yaslanmıştır, sigarasını tüttürmüştür kalbinde sevgilisiyle. Delikanlı gitmiştir ama virüs asılı kalmıştır duvarda. İlk aşk virüsü. Sen yaslandığın anda alır seni işte oraya götürür filan. Mesela Evliya-i Kiram Hazreti der ki, imansızlarla oturduğunuz vakit karşılıklı oturmayın. Hafif çapraz oturun, yan oturun. Niye? Şurada bile taifler var. Karşılıklı oturduğun vakit onlar arasında bir alışveriş olacak filan. Senin ona sağlayacağın fayda zordur da onun sana zarar verecek kesindir. Onun için böyle bir yan otur filan karşı karşıya gelmesin. Niye? İşte sirayet ediyor, bulaşıyor. Birisiyle oturuyorsun. Mesela güzellerin yüzüne bakmak hakikaten şifa. Yek nazar eylese arifi billah, aslı kemhareyi mücevher eyler. Şimdi güzelin sana bakması da sana şifadır. Senin güzele bakman da sana şifadır. Şimdi bu güzelin içerisine efendim salih, mürşidi kamiller, kamil zatlardan tutun. Bizim cami çıkışı oturup böyle bir şeyde bankta birbiriyle halleşen, sohbet eden 80 yaşındaki ihtiyar bey amcalarımız da dahildir. Onların yüzüne bakın, güzelleşirsiniz. Onlar size baksın, kalbinize şifa olur. Bunun bir ihtiyaç olduğunu fark etmek lazım. Burada da kızmıyorum kimselere, sevgili Ercan abi. Bu da bir nasip. Hakikaten bu da bir nasip. Yani herkes bu şeyin kendisinde olmadığını fark edecek. Peşinden kitaplarda bulamayacağını anlayacak. Akabinde filanla beraber olunursa ele geçecek bir şey olduğunu, devlet olduğunu görecek. Sonra onunla birlikte olma fırsatı olmuyor işte. Hani 70'ler abicim Gençlik Parkı'nda bir masanın üstüne semaver konuluyor. Orada bir Fethi abi var ama işte Nuri Pakdil var, Rasim abi var. Efendim Cahit abi var, Erdem abi var, belki Alaaddin abi var. Ya o masayı uzatabilirler aslında. Garson masaları birleştir. Olmuyor, masalar birleşmiyor. Ama onlar oturacak orada, o nasip. Nabi Hoca'yla Fethi abinin hayatını anlatan belgesel çekerken röportaj yapıyor. Şimdi Fethi abi malum Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü de yapmış. O Özel Kalem Müdürüyken her ziyarete gelen insan geliyor bir oturuyor Özel Kalem'in yanında oradan Bakan Bey'in yanına geçiyor falan ya. Bakanı kınamak için değil Fethi abiyi hakkını iade etmek için böyle söylerlermiş. İçeri girince derim ya bu dışarıdaki içeride oturması lazım içerideki dışarıda oturması lazım. Fethi abi için söylenen söz budur. Şimdi Fethi abi içeride oturmuyor. Bak dışarıda oturuyor. Ama aradan 75 desek 40 sene geçiyor. 35 sene geçiyor o zaman. 30 sene diyelim Nabi Bey'in Milli Eğitim Bakanlığı. 35 sene geçiyor. Fethi abinin diz dize oturup muhabbet ettiği, o gönül verdiği gençlerinden bir tanesi abi içeride oturuyor. Fethi abi içeride oturuyor. Mikrofonu uzatıyorlar. Ne söyleyeceksiniz diyorlar. Nabi Hoca ağlamaktan cevap veremiyor. Şimdi şu ama şimdi Fethi abi de Fethi abi de durduk yere Fethi abi olmuyor affedersin de
Cahit Zarifoğlu diyor ki ikinci kez göreceğim Fethi Bey'i. Ziyaretine gittim. Merdivenlerden çıkarken önümde fötürlü bir bey amca çıkıyordu. İçeri girdik diyor. Fethi Bey yerinden kalktı. O bey amcanın eline bir yapıştı, öptü. Bana da başıyla işaret etti diyor. Öyle bir işaret etti ki diyor. Öyle bir sert. Öpmesem İstanbul yıkılacak zannettim diyor. Kıyamet kopacak zannettim. Öyle eğildim de öptüm. Sonra da anladım ki diyor Ahmet Tahir Efendi'ymiş. Fethi Bey'in mürşidi. Ahmet Tahir Efendi, Muzaffer Efendi Hazretleri'nin de ikinci şeyhi. Şimdi orada o çıkıyor karşıya. Evet, insan insanın gölgesinde yetişiyor da bunu diyen insan da bir insan ama Gölgesinde. insan gölgesinde yetişiyor abi. O da insan gölgesinde yetişiyor. Nurettin Hoca merhum Sorbonlar'da okuyor geliyor filan. Emin abi anlatır. Allah rahmet etsin Emin hocam. Ya Emin hocaya bir Fatiha okusunlar ne güzel olur ya. Emin Işık candı. Derdi ki Nurettin Hoca gelmiş Fransa'dan ilkokul arkadaşı var Sırrı. Sırrı Bey de ticaretle filan meşgul oldu. Ya Sırrı dermiş. İmamlar da yalan söylüyor, papazlar da yalan söylüyor. Sırrı abi dedim ya öyle deme hocam. Yalan söylemeyenler de var bunun filan. Kim var? Bir gün almış Aziz Efendi'ye götürmüş. Abdülaziz Bekkin Hazretleri. Giderken soruyor Nurettin Hoca. Aziz Efendi nereli diyor Sırrı. Bilmem ki diyor hocam hani hiç sormadım merak da etmedim. Mürşidi ama hiç aklına gelmemiş. Vardık diyor içeri oturduk. Aziz Efendi müsaadesiyle dışarı çıktı. Elinde bir tepsiyle geldi. Dedik ki, ya biz Kazan Tatarlarındanız. Bizde adet böyledir buyurun filan. Nurettin Hoca eyvah dedi yüzü kızardı. Sırrı abi böyle gülüyor filan. Nerelidir diyordum bak. Ya. Oturuyorlar sohbet falan. Aziz Efendi dışarı çıkacak paşmaklarını bırakmış oraya. Ayakkabılarını içeri girmiş. Hacı anneyi görmüşler aynı paşmakları giyip çarşıya çıkmış. Ya evde bir çift ayakkabı var. Tekkiye giderken Aziz Efendi giyer. İşte komşuya giderken Hacı anne giyer. Nurettin Hoca bunu görünce çarpılmış. Demiş ki Müslümanlık bu. Onu da bir çift paşmakla çarpmış ilahi kudret. Oturmuşlar sohbet muhabbetten çıkıp gidiyorlar. Zeyrekten yukarı çıkarken diyor saat işte sabahın dördü. Ya Sırrı demiş Hazretin sohbetine doyamadım. Bir daha geri dönsek. Hele hocam ayıp olur başka zaman. Bak, onda da o var. İnsan öyle yetişiyor. Şimdi Cahit abi, Fethi abiden onu görüyor ama kendisi de gidiyor Abdurrahim Efendi Hazretlerinin dizinin dibine çöküyor. Ben kabul ettim seni bilmem diyor. O da bir Nakşibendi derviş. Evet. Ya şimdi Erdem abi ona keza. Biz kendimizi birazcık kıymetli buluyoruz. Hani dostları tenzih ederek söyleyeyim abi. Ben Ercan abiden bir şekilde istifade edebilirim. Diyeceğim ki o biliyor. Ben bilmiyorum. Şimdi bunu dersem istifade ederim. Ama o biliyor demek de insana çok zor gelir. Ben bilmiyorum demek de insana çok zor gelir. Ercan ne biliyor ki? Ben de biliyorum onun bildiğini. Bak bu ne kadar kolay değil mi? Dedin mi mevzu bitti. Evet. Ama o biliyor ben bilmiyorum. Manada da böyle. Adam mesela geçen gördüm büyük Türk şairlerinden birisi çok üzüldü. Konferans, göçtü kervan kaldık dağlar başında. İlahi dinleniyor filan. Hazret de konuşuyor ilahinin üstüne. Bir yerde diyor ki enbiyaya, evliyaya uğramaz ise yolun. Öyle söylüyor gençler. Evliyaya uğra. Böyle söylüyor. Diyor ki bak burayı da yanlış söylüyor diyor. O evliyaya değildir diyor. Enbiyaya uğramaz ise yolun olacak diyor. Halt ediyor Sayın Büyük Türk şairi. Çünkü enbiyaya yani bu Yunus'tan bahsediyoruz burada arkadaş. Enbiyaya, niye enbiyaya benim yolum uğrasın? Son peygambere yolum uğradığı anda cümle enbiyaya zaten yolum uğramış olur. O zaman Yunus şunu diyebilecek kadar Türkçeyi bilirdi. Mustafa'ya uğramaz ise yolun göçtü kervan kaldık dağlar başında derdi. Mustafa ile beraber cümle enbiyaya da zaten uğramış olurdu alâ sisret diye. Ama enbiyaya uğramaz ise yolun dediği zaman benim mesela yolum Hazreti Yusuf'a uğrasa la ilahe illallah Yusuf Nebiyullah desem bana yeter mi? Yetme ille bir Muhammedun Resulullah diyeceğim. O zaman Yunus bu kadarcık şey bilmiyor olamaz. Enbiyaya demiyor. Evliyaya diyor. Ama şair abinin bilmediği bir şey var o zaman. Şair abi neyi bilmiyor? Ya evliyaya niye yolumu uğrayacak diyor arkadaş. Evliya kim diyor. Burada sorun şu değil mi Üstad? Sorun çok özür dilerim bak abi. Şu şöyle toparlayayım. Buyur. Hani ben bilmiyorum sen biliyorsun demek zor dedik ya. Eyvah.
Yani ben dost olamadım. O Allah'ın dostudur demek çok zor. Şöyle çok sert bir ölçü koyalım ortaya yani Can abi. Derler ki yaşadığı dönemdeki hakiki velileri inkar eden asr-ı saadette yaşasaydı muhtemel ki Resul-i Ekrem'in de münkirlerinden olacaktı. Bak bu bir ölçüdür. Bu bir ölçüdür. Niye? O günkilerde diyorlardı ki ya Abdullah'ın yetimi bizden ne farkı var diyor. Ya bu Kur'an Allah birini seçecekse bunu mu seçecekti diyor. Bir başkasını seçseydi diyor. Böyle bakıyorlar. Ben diyor yani. Ben diye dedikleri için sen diyemiyorlar. Sen diyemedikleri için o bende debelenip duruyorlar, batıyorlar. Şimdi bu kafa da bu. Evliyaya niye yolumu uğrayacak diyor. Evliyaya ne gerek var diyor. Deyince de işte olmuyor. Evliyaya yolunu uğrayamazsa Enbiya'ya da varamıyorsun, Mustafa'ya da varamıyorsun filan. Evvela abi diyeceksin ki bir dur bakayım. Ben haddimi bilirim. Köşemde dururum. Evliya da oraya bir yol uğrayacak. Şimdi bu Ramazan'ın hatırası olan ayet-i cellelerden bir tanesidir. Diyor ki ya veyleta leyteni lem ettehiz hulanen halila. Öyle bir gün gelecekmiş, insan diyecekmiş ki ya keşke ya Rabbi keşke ben filancayı kendime dost edinmeseydim. Bir de tam tersini diyecek olan elhamdülillah ki falancayı kendime dost edinmişim diyecek. Abi evliyaya yolumuzun uğraması niye rahatsız ediyor bizim abileri? Eşkıyaya mı uğrasın lan yolumuz? Bırakın evliyaya uğrasın yani. Eşkıya olmamak için evliyaya yolumuzu uğratsın Allah. Niye bundan rahatsız olsun? Ama ben, o ben enteresan bir şey. Ben var ya. Ben deryada deniz görmüş, boğulmuş. Dokuz köyün sahibi, dokuz köyden kovulmuş. Necip Fazıl öyle derdi. Evet Şimdi abi bir şey diyordunuz. tam burada şöyle bir sıkıntımız var kanaatim. 1900'lü yıllarda öyle veya böyle siyasal sebeplerden kaynaklı bir kahtı rical ile alakalı bir zemini yaşadık ve o kahtı ricali de 100 yıldır yaşıyoruz. Ve sosyolojik anlamda da daha çok kırsal kökenli insanlarız. 1927'de yapılan nüfus sayımında Türkiye'deki kırsal nüfusu %83, kent nüfusu %17. Bu %17'nin de muhtemelen 7'sinden fazlası gayrimüslim. Daha sonrasında bu toprakları terk eden insanlar. Ne Dolayısıyla zaman dedin abi pardon bu? 1927. 27. Eyvah. 1927. Eyvah. Ve bizim kentleşmemiz zahiren kentleşme. Yani bedenimizin köyden kente Bedenen. gitmesi hikayesi. Yoksa gerekirleriyle beraber bir kentleşme değil. Halbuki ait olduğumuz din kentli bir din. Yani İslam bir kent dini. Mekke Arabistan Yarımadası'nın zübdesi. Arabistan Yarımadası'nın zübdesi olan, özü olan bu kentin bireyleri büyük bir krallığın sahibi olmamakla beraber zamanın süper gücü olan Bizans İmparatoru'yla sohbet arkadaşlığı yapabiliyorlar. Zamanın üçüncü büyük devleti olan Habeşistan Necaşileriyle sohbet arkadaşlıkları yapabiliyorlar. Demek ki bu insanlar böyle bizim sandığımız gibi bedevi insanlar, cahil insanlar değiller. Buradaki cehalet Eyvallah. farklı bir cehalet. İslam kentli bir... Rasim abiye selam olsun. Sözünü unutma, bitirdiğin Evet. vakit bir şey söyleyeyim Rasim Özer'in iade edelim. Buyurun. 1900'lü yıllarda bu kahtı ricalle beraber biz bu azlıktan kaynaklı, biraz da kırsallıktan kaynaklı. Burada fiziki kırsallıktan da kastetmiyorum. Bahsettiğim o değil. Kentte üç kuşak olup da yine kentli olmamak mukadder bir durum. Yaşamış olduğumuz sosyal çevrede. Azlıktan kaynaklı yolumuzun üzerinde rast geldiklerimizi birçok şeye kullanıyoruz. Örnek, senin biraz önce verdiğin örnek. Şahıs iyi bir şair. Alıyoruz o şairi, o şairden sadece şiirle istifade etmiyoruz. Ondan bir ideolog da çıkarıyoruz. Ondan siyasi bir lider de çıkarıyoruz. Evet. Ondan bir filozof çıkarıyoruz. Ondan bir mürebbi çıkarıyoruz. Ondan Manevi bir rehber mürşit çıkarıyoruz. çıkartıyoruz. Tabii. Evet. Ve aslında ona da zulmediyoruz. Ona da zulmediyoruz. O da yeri geldiğinde yokluğumuzdan ve yoksunluğumuzdan kaynaklı belki merhametiyle kendisinde olmamasına rağmen bizim için bir şair olması gerekirken sadece şair olmakla yetinmiyor veya şair olmak bizim için yetmediği için buna karşı duramıyor ve ideolog oluyor, lider oluyor, mürşit oluyor, filozof oluyor vesaire vesaire. Kendisini de bizi de aslında kör bir kuyuya birlikte sevk ediyor.
Benim gördüğüm kadarıyla böyle bir sıkıntımız var. Örnek, Ne güzel Necip söyledin. Fazıl veya Nazım Hikmet, fark etmez. Coğrafyamızın yetiştirdiği en büyük şairler. Necip Fazıl da, Nazım Hikmet de, şair olarak. Fakat mahalleler fark etse de şey aynı, hayata bakış açımız aynı, hayatı okuma tarzımız aynı. Biz o şairi alıyoruz, şair olarak tutmuyoruz sadece. Onu farklı alanlara sevk ediyoruz. Necip Fazıl'ı bir ideolog yaptığımızda farklı bir şey ortaya çıkıyor. Necip Fazıl'ı bir mürşit yaptığımızda farklı bir şey ortaya çıkıyor. Necip Fazıl'ı bir filozof yaptığımızda şair de her şeyden bir şey olur. Yanılsamamız da Evet. sanırım bundan dolayı. Yani yanılsamamızın sebebi sanırım bundan Evet. dolayı Hadi bir de şunu ilave ve edelim. istifade edemiyoruz. O şairi sevenlerin ömrünün bir döneminde o şairde her şeyin tam olduğunu zannetmesi de normaldir. Ama Evet. bir döneminde be abicim, Bir yani dönem. 20'li Evet. yaşlarda o senin her şeyin olsun da 40'a geldiğin vakit tarihin onun işi olmadığını bil ya da Evet. tefekkürün onun çok buyurduğu olmadığını bil filan. Değil mi? Evet. Burada zaten sorunumuz şu. Bilgi usulle beraber bilgidir. Usulle beraber bilgi olan şey hikmete kapıdır. Bu kişiler kendi disiplinleriyle alakalı, şiir ve edebiyatla alakalı bir usule de, metodolojiye de hakimler. Bunlar doğaçlama Evet. şair değiller. Ama onu farklı disiplinlere biz kanalize ettiğimiz takdirde usul onlarda olmadığı için 99 doğruyla beraber bir yanlış onların da bütün doğrularını, bizim de bütün doğrularımızı yeri geldiğinde götürebiliyor. Yani somut örnekler vermek istemiyorum. Hakka Tabii girilir. gerek yok. Fakat bununla beraber böyle bir keyfiyette var kanaatindeyim. Meram Ben anlaşılıyor. Kesinlikle haklısınız abi. bir taraftan da moderasyon refleksiyle sürenin bitme kaygısını yaşıyorum. Valla İstersen daha bitti filan demiyor. Biz baya bir oyalandık herhalde. 18'den sonra epey bir oyalandık abi. muhtemelen senden bir istirham olacak. Moderasyon Tabii. sende olduğu için bittiğinde kaydı alabilirsen, biliyorsun zaten en sonunda Tamam. bir kayıt. O bizim için önemli. Arkadaşlar beni uyarıyorlar sürekli. Ha, o kaydet diyecek. Ben kaydedeceğim. Peki o Evet. size ulaştırılabilecek mi? Nasıl olacak? Onu nasıl Onu yapacağız? biz alırız. Siz kaydettiğiniz Tamam. takdirde biz onu alırız. Orada sorun olmaz. Tamam abi, Tamam. eyvallah. Eyvallah. Bu arada şimdi bizim dostlar da seyrediyordur muhtemelen. Ben müsaade edersen abi Buyurun. yine son sorular gene sizde olsun da. Sizi Allah için seviyoruz. Eyvallah. Sevgili Ercan abi. Tanıdığımızdan bu yana. Güzel şeyler yapmaya da gayret ediyorsunuz. Bunu şunun için söylüyorum. Takdir etmek haddim değil de. Ola ki fakire bir muhabbet besleyen vardır da sözü onun nezdinde kıymetlidir. Onu daha kıymetliye yönlendireyim diye. Ankara'da bu Ada Düşünce Atölyesi ile beraber çok mühim işler yapıyorsunuz. Allah muvaffak etsin. Eyvallah. Bizim buradan dostlara da seyredenlere de çağrımız olsun. Bu işin bir ucundan tutsunlar. Yani taşın altına onlar da yüreklerini koysunlar. Böyle böyle olacak inşallah. Yani dün Gençlik Parkı'nda biz masanın etrafında içilecek semaver, bugün bir düşünce atölyesinde içilecek. Çay böyle demlenecek filan, başkalaşacak. Allah güç kuvvet versin inşallah. İnşallah. Bizim şöyle bir içtizap halimiz var. Şöyle bir içtizap halimiz var. Köy derneklerimiz, köy tarikatlarımız dahi yola çıkarken nizam-ı alem iddiasıyla çıkıyor. Ve bu iddia, bu cesamet buna yetmediği için ne köyü abad ediyor, ne kasabayı abad ediyor, ne şehri abad ediyor. Dünyayı zaten hiç abad etmiyor. Alemi hiç abad etmiyor. Ben şu kanaatteyim. Allah la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah insanı kendi gücünün yetmediğiyle imtihan etmez. Kendi gücümüzün yettiği bize verilenler nispetinde bu minvalde, bu doğrultuda benim şahsi kanaatim şu. Bizler kendi kabiliyetlerimizce, kendi edinimlerimizce, kendi tecrübemizce, kendi mesleğimiz, meşrebimizce yapmamız gerekeni yapmalıyız. Burada da başarı daha çok keyif alınandadır. Bir şeyden keyif almıyorsanız başarılı olamazsınız. Başarılı olsanız da süregen olmaz, sürdürülebilir olmaz. Dolayısıyla biz Ankara'da sosyal kaygıları, Yaklaş biraz. Evet. entelektüel kaygıları, akademik kaygıları olan arkadaşlarımızla birlikte, bu arada delikanlı cemalini biraz daha Şimdi görebilirsek Muhammed abi aslında. geldi. Görüntüyü Eyvallah. görüyor. Sesi Bir aldım. yandan da o da duysun istedim. Evet. Eyvallah. Ankara'da sosyal kaygıları olan
siyasal kaygıları olan arkadaşlarla beraber bir düşüncemiz vardı. Bürokrasiye ben kısa bir ara verdim. Bu esnada da bu hayalimizi gerçekleştirelim, temelini atalım istedik arkadaşlarımızla beraber. Ankara Kalesi'ni özellikle seçtik mekan olarak. Ankara Kalesi, Ankara'nın ruhu, ruhunun bedeni. Hafif tortulanmış o tortuları kaldırdığınızda Ankara'yı hissedebiliyorsunuz. Hangi Ankara'yı? Roma İmparatorluğu dünyanın en büyük imparatorluğu iken, Anadolu'nun zübdesi özü iken, Anadolu eyaletinin başkenti olarak benimsediği şehir Ankara. Evet. Selçuklu İmparatorluğu gözden düştüğünde, tarih sahnesinden düştüğünde birçok şehir bu düşüşle beraber düşerken kendi kudretiyle ayakta kalabilen bir Ankara. Ahilerle beraber, Melami Meşrep ahilerle beraber ayakta kalabilen bir Ankara. Osmanlı Allah. İmparatorluğu'nun Anadolu Beylerbeyliğini yıllarca, yüzyıllarca kendi üzerinde taşıyan Ankara. Ticaretin, sanatın, kültürün ve zanaatin merkezi Ankara. Ankara değerli bir şehir. Kıymetli bir şehir. Kıymeti Nurgül başkent. Ercan amca Ankara'yı anlatıyor. Başka ne var Kıymeti. Ankara'da? Babaanne var değil mi? Dede var. Bizim için de kıymetli yani Bundan Ankara. dolayı da daha kıymetli. Tabii. Evet. Ankara'nın kıymeti başkent olduğundan dolayı değil. Ankara'nın kıymeti kendinden menkul bir kıymet. Ve Ankara Kalesi bu yönüyle de bizim için dikkate cazip bir merkez, destinasyon. Çünkü burada sanat, kültür, edebiyat çevresi çok canlı. Yaklaşık 1000'e yakın atölye var. Biz de dedik ki düşünce üretelim. Fakat sanatın yanında olmayan, edebiyatın yanında olmayan, resmin, heykelin vesaire yanında olmayan bir düşünce, yalan bir düşünce. İklimimizi bu nedenle biraz da Ankara Kalesi'nde bu destinasyonda tercih ettik. Hamdolsun 2 senedir de güzel işler yapıyoruz. Eyvallah. Kaleden istifade ediyoruz, Ankara'dan istifade ediyoruz. Ankara'nın da bizden istifade etmesi hadsizlik olur. Ama Ankaralılara dair de, Türkiye'ye dair de fikir üretebilmek hususunda bu zemini, bu ortamı değerlendirmeye çalışıyoruz. Abi Allah muvaffak etsin. Güç kuvvet versin. İnşallah şu günler geçtikten sonra bir de gelelim inşallah orada İnşallah. bir çayınızı kahvenizi içelim. Ruberu hasbihal edelim. Dertleşelim biraz. Biz mizahını yapıyoruz. Hani dedik ya köy tarikatlarımız dahi nizam alem iddiasıyla çıkıyorlar. Böyle bir iddiamız olmamalı. O çok şizofrenice, çok meczupça bir yaklaşım. Diyoruz ki bizim atölyelerimizden, düşünce iklimimizden, düşünce halkamızdan bir Aristo, bir İbn-i Sina, bir Farabi, bir Gazali çıkar mı? Bilmiyoruz. İnşallah çıkar. Biz çıkaramayız belki Ya. çıkıyor ama inşallah çıkar. Nasrettin Hoca misali bu su, bu mayayı tutmaz normalde zahir alemde ama tutturacak Allah. Ama onlar çıkmasa da bir Cemil Meriç niye çıkmasın? Bir Gemuhluoğlu niye çıkmasın? Niye çıkmasın? Bir Topçu niye çıkmasın? Bir kişi İnşallah. yetiştirebilsek bir kişi binlerce kitaba değer. Yetiştirebildiğimiz takdirde bir kişi binlerce işe, icraata değer. Biraz da derdimiz, tasamız o. Kendi birikimimizle, kendi tecrübemizle insanlara faydalı olmak. Burada şu şizofreniye de düşmemek lazım usta. İnsan inşa etmeye çalışmak, nesil inşa etmeye çalışmak hadsiz bir iştigal. Kim buna teşebbüs ettiyse bir insan inşa etmeye, bir nesil var etmeye, bunun ismi altın nesil, bakır nesil Kedi giriyor, koş. vesaire, Evet. bu elinde patlamış. Çünkü tanrımsı bir iddia. Bizim böyle bir derdimizin de olmaması lazım. Biz şunu bilmeliyiz. Fıtratı itibariyle zaten bir mükemmellik var elimizde. Biz bu mükemmelliği hedefine ulaşmak hususunda en az hasarla nasıl son menziline ulaştırabiliriz? Yapmamız Eyvallah. gereken şey onu yaratmak, onu inşa etmek değil. Onun gerçekliğini, neticesine ulaştırmak hususunda en az zaman kaybı, zayi, en az malzeme kaybı, zayi ile alakalı ona faydalı olmak, ona rehberlik yapmak, ona yol olmak, onun üzerimizde rahat bir şekilde akmasını sağlamak. Aslında bunu yapmak lazım. Biz de derdimiz, tasamız bu. Buna odaklandık. İnşallah muvaffak oluruz. Eyvallah. İnşallah güzel olacak. Allah hayır etsin neticesini. Bitirelim mi Eyvallah. artık? Bitirelim. Beter dilimiz damağımız kurudu yani. Bu saatlerde iftar programı falan vaktiyle sunmuş bir kardeşim Facebook, ama nasıl yaptım onu da bilmiyorum yani. Instagram'da bize bir farklılık uyguladı muhtemelen. 1 saati aşmakla beraber kapatmadı. Son söz olsun. Senin de son sözünü alayım. Hazreti Peygamber etrafındaki insanlara bir isim takdir ederken sahabem demiş. Sohbet arkadaşım. Kanaatim o. Tecrübem ve kanaatim o. İnancım da o. Bilginin iletişimiyle alakalı en nitelikli, en muhkem araç sohbet.
Yani denklerin aynı masada, aynı sandalyeler, aynı seviyedeki sandalyelerde karşılıklı oturması, aralarında bir statü farkı olmaksızın meseleleri ortak bir zeminde farklı dillerle, farklı yorumlamalarla yorumlayabilmeleri, şerh etmeleri, tefsir etmeleri. Bugün güzel bir sohbet oldu. Sohbetimizin Evet. halkası geniş de bir halk oldu. Davete icabet ettim. Dost olarak, arkadaş olarak, kaygısı olan bir insan olarak, derdi olan bir arkadaşımız olarak. Bundan dolayı da ben hem kendi adıma hem adada beraber çalıştığımız, çaba sarf ettiğimiz, emek sarf ettiğimiz arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. İzleyenler adına da yine teşekkür ediyorum. Abi estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Rabbim muvaffak etsin. Hem Eyvallah. sizden hem dostlardan dua bekleriz. Şu güzel vakitler, bu vakitte böyle Ankara'da iftara ne kadar kaldı şimdi? Ankara'da iftara yaklaşık yarım saat var. 8'de. 8 civarında. Ya bak, bu çok güzel vakitler. Eyvallah. TRT'de iftar programı sunarken de söylüyordum ben. Diyordum ki bakın bu saatlerde televizyon seyredilmez kardeşim. Manyak mısınız siz diyordum ya. Açmışsınız televizyon seyrediyorsunuz. Allah diyor ki yok mu isteyen vereyim. Siz televizyon seyrediyorsunuz. Televizyonda da soruyor işte hocam camiye dolarla bağış yapsak dolar artınca sevabımız artar mı filan. Mevzu bu bunun işi değil ki. Otur hele o son birkaç dakika. Güzel vakitler. Ankara'nın güzel vakitleri İstanbul'dan önce geliyor. Bize dua etsinler. Ricam odur adadaki dostlardan. Eyvallah. Allah'a muvaffak etsin inşallah. Çok Güzel olsun. teşekkürler. Ben bu arada küçük bir açıklamayla kapatayım müsaadenle. Ankara Düşünce Atölyesi Ramazan'da her akşam bir söyleşi yapıyor. Hafta sonları bu saat ve akşam. Bu akşam da saat 22'de Doçent Doktor Christos Teaziz epidemi sonrasında dünya başlığı altında bir söyleşide misafirimiz olacak. Kaçta dediniz bu? Saat 10'da. 10 kuşağı. Bizim 10 Eyvah. kuşağında standart söyleşilerimiz var. O Bugün saatte de bizim başka bir muhabbet var. Yoksa mühim konuymuş. Merak et. Sonradan seyredebiliyor muyuz tekrarını da? kayıtlarımız var. Kayıtlardan da Tamam. takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Estağfurullah abi, ben Hayırlı teşekkür ederim. iftarlar, hayırlı Ramazanlar. İnşallah bu Allah razı süreç olsun. biter. Ankara'da beraber muhabbet ederiz. İnşallah. Ankara'nın güzelliğini beraber temaşa ederiz. İnşallah. Allah'a Başlıyoruz. emanet olun. Allah'a Hoşçakalın. emanet. Eyvallah abi.